Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii bu hükümet programı aslında benim açımdan bu hükümetin kurulma sürecinden önce yaşanan şu hepimizin hatırladığı, bildiği şu meşhur Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi arasındaki mektup teatisini aslında açığa çıkarmaktan öte çok da fazla bir anlam taşımıyor benim açımdan. Tabii bu hükümet programı okunmadan önce de daha kabine okunduğunda aslında hepimiz bu Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi zihniyetlerinin neden bir arada çalışamayacağını anlamış olmalıydık. Çünkü biliyorsunuz bir erkekler kabinesi olarak kuruldu bu hükümet. İlk dakikadan itibaren işte Türkiye Cumhuriyeti tarafından veto edilen isimler kulislerde konuşulmaya başladı. Bunun dışında Sayın Sucuoğlu hayır bu kabine benim kabinemdir ısrarıyla, yani normalde bir başbakanın izah etmeye ihtiyacı var mıdır? Kendi kabinesi, kendi kararıyla oluşturulmuş bir kabine olup olmadığıyla ilgili bunu da halkımızın takdirlerine bırakıyorum. Ve aynı zamanda da makam kavgalarının gölgesinde kurulan bir kabineyle karşılaştık hep birlikte. Şimdi şunu söyleyeyim, yani ortada bir gerçek var. Erkek kabinesisiniz mesela, bu dedikodu değil. Hepimizin gözleri önünde, hepimizin erkek kabinesisiniz ve erkek kabinesi olarak tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi bu ülkeye, konuşmacıyı kesmeyelim, bu ülkede tüzüğüne ilk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında cinsiyet kotasını koyan bir parti olarak ve şu anda da hiçbir partide olmayan oranda, %40 oranında kadrolarında cinsiyet eşitliği kotasını uygulayan ve bugün bu meclisin en fazla kadın vekiline sahip parti olarak tabii ki böyle bir anlayışla bir arada çalışması kolay olmazdı. Bunun dışında tabii ki makam kavgalarının gölgesinde kurulan bu kabine ile birlikte anılmak istemezdik halkımızın önünde. Ama bu hükümet programı okunduktan sonra aslında bütün halkımızın gözleri önünde ben Ulusal Birlik Partisi'nin ipliğinin pazara çıktığı düşüncesindeyim. Çünkü biliyorsunuz neler yaşanmıştı bu hükümet kurulmadan önce. Seçimlerden önce Kıbrıs sorunundaki farklılıklarımızdan dolayı Cumhuriyetçi Türk Partisi ile asla hükümet kuramayız diyen Sayın Sucuoğlu bir anda ağız değiştirivermişti ve demişti ki Kıbrıs sorunu bizim istikrarlı, tırnak içerisinde istikrarlı bir hükümet kurmamızın önünde engel olmamalıdır. Ve bu çerçevede işte az önce bahsettiğim o meşhur mektup teatisi gerçekleşti halkımızın gözleri önünde. Ne oldu? Cumhuriyetçi Türk Partisi ilke ve politikalar üzerinden bir hükümette yer alabileceğini ortaya koydu ve bunu Ulusal Birlik Partisi ile paylaştı. Ne oldu peki o mektup sonrasında? Ulusal Birlik Partisi tarafından o mektuba verilen cevapta Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortaya koyduğu politikalardan hiçbirine cevap dahi verilmedi. Yalnızca Kıbrıs sorunu ve Maraş konusundaki önermelere cevap verildi ve aslında zımnen Ulusal Birlik Partisi ne demiş oldu halka? Evet, biz Kıbrıs sorunundaki farklılığımızdan dolayı aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşmeleri ileriye götüremedik demiş oldu bunu. Her ne kadar kabul etmeseler de aslında bütün diğer konularda sessiz kalınması bu işin Türkçesinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu hükümet programı neyi ortaya koydu? Aslında iki parti arasındaki farklılık bir tek Kıbrıs sorununda değil. Bunu ortaya koydu bu hükümet programı. Ne demişti örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi'ne sunduğu önerilerde?
Euro bazlı muhasebe sistemine geçilmesi önerisini yapmıştı. Bununla ilgili az önce de dediğim gibi belki de biraz cesaretsiz davrandı Ulusal Birlik Partisi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama bugün hükümet programında olmamasından anlıyoruz ki Ulusal Birlik Partisi bizimle bu konuda aynı görüşte değil. Ve hükümet programı madem artık halkla paylaşıldığına göre demek ki biz de artık gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki halkımıza Ulusal Birlik Partisi'nin büyük ortak olduğu bu hükümetin halkın Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikalarından kaynaklanan içinde bulunduğu krize karşı yapacak çok da fazla bir şeyi yoktur. Bunu diyebiliriz artık. Bunun dışında ne demiş ki Ulusal Birlik Cumhuriyetçi Türk Partisi Ulusal Birlik Partisi ile paylaştığı önerilerinde? Asgari ücretten alınan her türlü verginin kaldırılmasını önermişti. Bugün bu hükümet programında bu yok. Demek ki biz halkımıza gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki Ulusal Birlik Partisi'nin emekçilere sahip çıkmakla ilgili bir derdi yok. Onlar için öncelik maliyeye girdiği önceliğidir. Halkın alım gücünün korunmasıyla ilgili bir kaygıları yoktur. Ne demişti bunun dışında Cumhuriyetçi Türk Partisi? Örneğin 3 yıl içerisinde tam gün eğitime geçilecek demişti ve bunu söylerken aynı zamanda bunun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planına da yazılacağını ve bu kalkınma planıyla güvence altına alınacağını aslında söylemişti. Bugün bakıyoruz ne yazıyor tam gün eğitimle ilgili. Az önce Şifa'nın burada kürsüden paylaştı. Ne anlayacağımızı doğrusu bilemiyoruz o yazılan ifadelerden. Bunun dışında yurttaşlık yasasıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ne demişti? Objektif kriterlere bağlı yurttaşlığın siyasi istismar malzemesi olarak kullanılmasının önüne geçen ve uygulaması da az önce bahsettiğim ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planındaki nüfus ve yurttaşlık politikaları çerçevesinde yapılacak bir öneri yapmıştı Cumhuriyetçi Türk Partisi ve eş zamanlı olarak beyaz kimlik olarak bildiğimiz daimi ikametle ilgili mevzuatın da aslında genişletilerek ve eş zamanlı olarak burada bir takım hakları üçüncü ülkelerden gelen insanlara sağlamak suretiyle aslında yurttaşlığa olan bu ihtiyacın azaltılması yönünde de bir plan ortaya koymuştu Cumhuriyetçi Türk Partisi. Bugün yine genel geçer bir ifadeyle işte yurttaşlık yasası çağın gereklerine göre değiştirilecek ibaresinin ötesinde maalesef bu hükümet programında buna karşılık gelen bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bunlar bize Ulusal Birlik Partisi'nin bütün bu bahsettiğim süreçte samimi bir süreç yürütmediğini bize gösteriyor. Neydi Ulusal Birlik Partisi'nin o az önce bahsettiğim birdenbire beliren Cumhuriyetçi Türk Partisi sevdasının nedeni? Aslında çok basit 3 hesaba dayalıydı. Bunlardan birincisi neydi? Biz güçlü bir hükümet kurmayı denedik ama bundan Cumhuriyetçi Türk Partisi kaçındı yaptasını halkın nezdinde CTP'nin boynuna asmak. Bundan daha acısı aslında o günlerde diğer partilerle
bir takım pazarlıkları yürütürken aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi ile bir hükümet kurma ihtimalinin olduğu üzerinden bir poz elinde tutabilmek ve belki de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililere de biz o çok bahsettiğiniz güçlü hükümet modelini denedik ama olmadı diyebilmek. Bunun dışında bir hesap kitap olmadığını bugün hükümet programından aslında hep birlikte görüyoruz. Şimdi bu hükümet programı biraz önce birçok konuşmacı da benzer eleştirilerde bulundu. Bu hükümet programı aslında genel geçer ifadelerin kopyala yapıştır yöntemiyle bir araya getirilmesinden ibarettir. Ve şunu da ortaya koymak lazım. Bir kere bu hükümet programının bir felsefesi yoktur. Bu hükümet programının bütünlüklü bir yaklaşımı da bu anlamda yoktur. Dediğimiz gibi bir takım ifadeleri, bir takım teknik bir takım ifadeleri kopyala yapıştır suretiyle bir araya getirdiler. Ve aslında bu anlamda da siyaseti teknik bir boyuta hapsedilmesiyle ilgili siyasetçilerin aslında kolaycılığı olarak niteleyebileceğimiz bir yola tevessül etmiş oldular. Şimdi bu hükümet programında yakıcı sorunlarımızdan birçoğuyla ilgili de hiçbir şey yoktur. Yani örneğin nasıl kaynak yaratılacağı bu ülkede ve bu kaynakların nasıl verimli kullanılacağıyla ilgili öngörülebilir, takip edilebilir ve herhangi bir vade taşıyan herhangi bir ifade yoktur bu programda. Bunun dışında az önce söylediğim işte Euro muhasebe sistemiyle ilgili yanıt verilmemişti ve bu programda da yer almamıştı demiştik. Ama bunun dışında da bu TL'nin değer kaybıyla ilgili örneğin herhangi bir önerme bu hükümet programında yoktur. İşsizliğe karşı ne yapılacağı, gençlerin göç sorunuyla ilgili neler yapılacağı, özel sektöre destek için hangi adımların, hangi vadede, hangi yöntemlerle atılacağı, Kıptekin durumunun ne olacağı, işte kamu reformu evet bir yerinde geçiyor ama bununla ilgili altını dolduracak herhangi hiçbir başka ibare de bizi aydınlatacak herhangi bir ibare de yok. Dolayısıyla bu anlamda kamu reformunun esaslı bir takım konularının da yer almadığını görüyoruz. Yine gündemdeki taşeron sisteminin bundan sonra ne olacağıyla ilgili yine herhangi bir ibare mevcut değil. Ve bugün halkımızın çok yakından hissettiği, ciddi endişe duyduğu bir başka sorunla ilgili de hiçbir ifade yok. Bu da güvenlik sorunu. Çok değil, daha bir ay bile olmadı. Bu ülkede bir suikast gerçekleşti. Ve bu anlamda bizim sınır güvenliğimizle ilgili, muhaceretle ilgili sıkıntılarımız ya da kolluk güçlerimizin bu gibi suçlarla mücadele etmekle ilgili eksiklikleri veya atılması gereken adımlarla ilgili hiçbir ifade bu hükümet programında yer almıyor. Biliyorsunuz bu olay yaşadıktan sonra uzunca bir süre biz aslında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gazetelerden magazin niteliğindeki haberlerle bu suikastla ilgili gelişmeleri takip etmek zorunda kaldık. Fakat bizim makamlarımız uzunca bir müddet aslında bu konuyla ilgili halkla paylaşılması gereken bilgileri paylaşmadılar. Ve ben aslında bunun böyle olmasına hiçbir şekilde şaşırmadım. Çünkü bana göre bu zihniyet güvenlik konularının bizim yetkimiz dahilinde olmamasını içselleştirmiş durumdadır.
Bununla ilgili hiçbir şikayetleri yoktur. Zaten hükümet programında polis genel müdürlüğüyle ilgili değinilen konulara baktığımızda zaten bir tek işte idari, işte bir takım altyapı, teknolojik altyapı düzenlemeleriyle ilgili ibareler mevcuttur ve bununla sınırlı olduğunu düşünmektedirler ve bunu içselleştirmiş durumdadırlar. Dolayısıyla ben bunu az önce de dediğim gibi garipsemiyorum. Ama bizim bilmemiz gereken bir şey var. Eğer biz örneğin Polis Genel Müdürü Sayın Soyalan'ın düzenlediği basın toplantısında talep edilen, ki bana göre her halükarda çok sakıncalı yasalardır o talep edilen yasalar, ama bunu tartışmanın ön koşulunun sivilleşme olduğunu anlamak zorundayız. Yani ne oldu örneğin kent güvenlik sistemleri yasası kapsamında ülkeye getirilen mobeseler? İşte gördük, bir gazeteci suikastin hemen arkasına kendisine servis edilen görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Dolayısıyla biz Polis Genel Müdürlüğü'nün şeffaf, hesap verebilir bir yapıya kavuşmasını savunuyorsak eğer, bunun şartı halka da hesap verecek, siyasi bir otoriteye Polis Genel Müdürlüğü'nün bağlanmasıdır. Bunu bu anlamda bu çok önemli bir konudur. Nitekim son günlerde aslında ülkede yaşanan antidemokratik, insan hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamalara da baktığımızda altından Polis Genel Müdürlüğü çıkmaktadır. Çok şükür ki bizim hala mahkemelerimiz vardır bu ülkede. Yargı bağımsızlığına müdahale girişimler hepimizin hatırındadır. Bununla ilgili de tabii burada yeri gelmişken bu gibi müdahalelere asla izin vermeyeceğimizi de vurgulamak lazım. Ama o bir taraftan Polis Genel Müdürlüğü mahkemelerden döneceğini bile bile bir takım uygulamaları yapmaktan çekinmemeyi alışkanlık haline getirmiştir. Sistematik bir saldırı altındadır bu ülkenin aydınları, bu ülkenin düşünce üretenleri ve bu ülkede aslında kendi görüşlerini demokratik bir ortam içerisinde ileri sürmeyi hak eden tüm yurttaşlarımız büyük bir saldırı altındadır. Bu anlamda neyi görüyoruz biz aslında son dönemdeki uygulamalarda? Polis Genel Müdürlüğü marifetiyle gazetecilere davalar okunuyor. Yine Polis Genel Müdürlüğü marifetiyle bu ülkede anayasaya aykırı olarak eylem yasaklama girişiminde bulunuldu. Eylem örgütlerin temsilcileri polise davet edildi ve kendilerine eylemlerinin yasaklandığını sözlü olarak tepki ettiler. Tabii daha sonra bunun arkasında duramayacakları için yazılı herhangi bir tebligat yoktur tabii ki. Ama bu teşebbüste bulunan bir polis genel müdürlüğünden bahsediyoruz. Bunun dışında törende zafer işareti yaptı diye polise ifadeye çağrılan yurttaşlar vardır bu ülkede ve bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Bizim bu anlamda parlamento olarak sorumluluğumuz hem sivilleşmeyle ilgili bir irade göstermek ve bu anlamda polisin sivil otoriteye bağlanmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, ama o bir tarafta da bu çağ dışı hukuki enstrümanları aslında bu uygulayıcıların elinden almakla da yükümlüdür bu parlamento. Ve ilgili çağ dışı yasal düzenlemelerin süratle yasalarımızdan, ilgili ceza yasalarından ayıklanması gerekmektedir. Şimdi tabii bütün bunlar bize bir demokrasi sorunu içerisinde çırpındığımızı anlatıyor. Nedir bu demokrasi sorunu? Aslında bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan, pervasızca yapılan müdahalelerden beri ciddi anlamda
alarm halinde olmamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Neler yaşandı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildi. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına müdahale edildi. Ve şimdi de bir otoriterleşme dayatması yapılmaya çalışılıyor. Ve bütün bunlar bize aslında bu ülkede demokrasi sorununun ne kadar yakıcı bir hal aldığı ve demokrasi sorununu da çözmeden ülkenin önünün açılamayacağıyla ilgili bir uyarı barındırması gerekiyor. Şimdi tabii şunu da belirtmek lazım. Bir kere sizin örneğin son Cumhuriyetçi Türk Partisi eski milletvekili Okan Dağlı'nın başına gelenler ve öncesinde diğer aydınlarımızın başına gelen Türkiye'ye girişle ilgili yaşadıkları sıkıntılar ve Türkiye'ye yani bir nevi kara listeye alındığıyla ilgili bir muameleye tabi tutulmaları bizlere ilişkilerin nereye geldiğini gösteriyor aslında. Şu anda sizin bir kere her şeyden önce devlet yetkilileriniz kardeş bir ülkeye kendi yurttaşlarının durumunun ne olduğunu soramıyorlar. Neden soramıyorlar? Çünkü zaten şu andaki hükümetin başbakanı seçimlerden önce Türkiye Cumhuriyeti'nden randevu koparmakla ilgili olarak çok ciddi girişimlerde bulunmuştu ve en son bir fotoğraf karesine girmeyi başarmıştı. Yani siz eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği benim yanımdadır algısını yaratmak için kendi seviyenizi bu kadar aşağılara çekerseniz karşınızdaki muhatabınız da tabii ki size saygı duymaz. Öncelikle siz kendinize saygı duymak zorundasınız. Siz öncelikle kendinize saygı duyacaksınız, kendinize güveneceksiniz, kendi plan ve programlarınızla muhatabınızla görüşmeye gideceksiniz ve ilişkileri yeniden istişare boyutuna sokacaksınız. Bugünkü gibi talimat veren boyutundan çıkarmak zorundasınız ilişkileri. Dolayısıyla bütün bunlar, bütün bu yaşadıklarımız artık Türkiye Cumhuriyeti ile şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda maalesef bir ilişki dahi kalmadığını gösteren gelişmeler ve bu anlamda da ciddi anlamda endişe duymak zorundayız. Şimdi az önce söylemiştim, yani hükümet programında yani içeriğinden kopuk bir şekilde bir takım ifadeler alt alta sıralandı. Nitekim örneğin bu erkekler kabinesi toplumsal cinsiyet eşitliği dairesini aktif hale getireceklerini söylüyorlar. Şimdi bu inandırıcı mı? Elbette takipçisi olacağız ama yani şu andaki bu görüntünüzle inandırıcı olmaktan uzak olduğu kanaatindeyim. Yine örneğin bu erkekler kabinesi, maskülen kabine bize polis genel müdürlüğü bünyesinde kurulan kadına karşı şiddet biriminin güçlendirileceğini söylüyor. Peki nasıl güçlendireceksiniz? Orada çalışan polisleri çağ dışı aile çalıştaylarına davet ederek mi güçlendireceksiniz? Bu ülkedeki sivil toplum örgütleri bu adımların gelişebilmesi için ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında politikaların hayata geçebilmesi için çok ciddi mücadeleler vermiştir. Ve aslında onların eseridir bugün kadına karşı şiddet birimi polis genel müdürlüğünde faaliyet gösteren. Ve burada görev yapan polisler birçok eğitime katılmışlardır. Eskiden örneğin eşini döven bir erkekle yani bir aile karşılarına gittiğinde şiddet gören bir kadına barıştırma teklifleriyle giden
bir anlayış vardı poliste. Bütün bu anlayış, bunun gibi, buna benzer anlayışlar aslında uzun mücadeleler sonucunda belli bir noktaya getirildi. Ve siz bir taraftan işte evliliğini korumak için bir kadın şiddet dahil her şeye katlanması gerekir diyen bir aile çalıştayına burada görev yapan memurları göndereceksiniz. Ondan sonra da bizden kadına şiddet bilimini daha da geliştireceğinizle ilgili verdiğiniz vaade inanmamızı bekleyeceksiniz. Dediğim gibi elbette takipçisi olacağız ama şu andaki halinizde pek inandırıcı olduğunuzu söyleyemem bu konuda. Şimdi tabii birçok konuya değinildi. Kıbrıs sorunu da tabii bunlar arasında önemli bir başlık. Ancak en temelde şöyle bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben. Maalesef Kıbrıslı Türkler şu anda Türk tarafının Kıbrıs politikasında aktör konumunda değiller. Kıbrıslı Türklerin kendi mutfaklarında hazırlanmış hiçbir öneri veya hiçbir hareket planı şu anda mevcut değil. Ve şu anda iki ayrı devlet politikası üzerinden yürütülen bir dış politika, hepimizin de acı bir deneyimle yaşadığımız gibi Kıbrıslı Türkleri maalesef Kıbrıs'ın kuzeyine hapsetmekten başka bir işe yaramamaktadır. Tabii başka çelişkiler de var bu hükümet programında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak. Yani hem iki ayrı devlet politikasını sürdüreceğinizi iddia ediyorsunuz, sürdüreceğinizi söylüyorsunuz. Ama o bir taraftan da işte izolasyonları kaldıracağınızı, Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştireceğinizi, oralardan finansman elde edeceğinizi falan iddia ediyorsunuz. Şimdi bu çok büyük bir paradokstur ve bunun süratle farkına varmanız gerekmektedir. Şu anda yürütülen iki ayrı devlet politikasının dünyada herhangi bir karşılığı olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Ha, bunun dışında şuralara bizi aslında 2004 öncesine geri döndürdüğünüz bu politikalarınızdan. Neydi 2004 öncesinde Türk tarafının en temel politikası? Zamana oynama politikasıydı. Bekle ve gör politikasıydı. Ne oldu peki o süreçlerin sonunda? 1990'da tam üyelik başvurusu yapan Kıbrıslı Rumlar, bizim bekle ve gör politikamız nedeniyle Avrupa Birliği'ne tam üyelik hakkı elde ettiler. Üstelik Kıbrıs sorunu çözülmeden bu hakkı elde ettiler. Dolayısıyla bizi yeniden o günlere döndürmeniz aslında 2004'te Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu iradenin geri alınması anlamına geliyor ki bu Kıbrıslı Türkler açısından bir felaketle sonuçlanma riskini barındırıyor. Bunu süratle görmek zorundasınız ve Kıbrıs'ta federal çözüm temelinde bir anlaşmanın yolunda yürümesi için Kıbrıslı Türklerin bir irade ortaya koymalısınız. Bununla ilgili olarak Kıbrıslı Türkler çözüm yolunda yürüdüklerinde bileceksiniz ki belki şu anda çözüm umutları canlı olmasa bile çok ciddi toplumsal kazanımlar elde edecekler. Ve sadece o yolda yürümek bile, orayda kalmak bile Kıbrıslı Türklerin bu anlamda çıkarına olacak. Şimdi bu anlamda tabii birçok not aldık tabii gün içerisinde ama yani hepsine de değinildi. Çok da uzatmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Vakit de gecikiyor. Fakat şunu belirterek sözlerimi tamamlamak istiyorum. En temeldeki sorunumuz Kıbrıslı Türklerin kendi planlarını yapan ve
kendi kendini yönetme iradesi gösteren yöneticiler tarafından yönetilmeme sorumludur. Kıbrıslı Türkler şu anda yöneticilerinin otorite alanlarını, yönetim alanlarını teker teker terk ettiği bir süreci yaşıyorlar. Ve bütün bunlar aslında Kıbrıslı Türklerin ekonomik anlamda da önünün tıkanması sonucunu doğuruyor. Bu çerçevede bir kere biz bileceğiz ki kendimizi yönetme iradesini sergileyemezsek önümüzdeki süreçte önümüz aydınlık olmayacak. Bu çerçevede tabii bizler yıllardır barışı savunan insanlar olarak bugün hepimizin gözleri önünde yaşanan bir savaşın da acısını en derinden hissetmekteyiz. Büyük güçler aslında Ukrayna halkının acıları pahasına bir paylaşım savaşına giriştiler. Fakat esas anlamlı olan nedir? Esas anlamlı olan bu işgal harekatını başlatan Rus halkının yoğun bir şekilde bu operasyona, bu savaşa karşı durmasıdır. Bence bu bugünkü insanlığın aydınlık yüzünü bizlere göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. İşte biz de Kıbrıs'ta ne ülkemizde, ne bölgemizde, ne de tüm dünyada bir daha savaşlar yaşanmasın, böyle acılar çekilmesin diye uğraşmaya devam edeceğiz ve milleti fark etmeksizin barışseverlerden aldığımız güçle bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu anlamda Kıbrıslı Türklerin geleceği de barış içerisinde federal bir Kıbrıs'ta yatmaktadır. Bunun altını özellikle bu acı günlerde bir kez daha çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.